Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir süper montaja hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bunu her FIFA'da yapıyoruz. 16, 17, 18, 19 her FIFA'da yaptık ve FIFA 20'de de tabii ki yapmamız gerekiyordu. Bugün sizlerle birlikte FIFA 20'nin en hızlı futbolcusu kim? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle hepiniz bir videoyu durdurun ve yorumlara yazın bakalım. Sizce FIFA'nın en hızlısı kim? Yorumlara yazın. Doğru bilenlere kalp atacağım. Ve gençler sabah PES 2020, bilgisayar için PES 2020 kazanabileceğiniz çok güzel bir video geldi. Emrecan'la FIFA mı PES mi diye. O videoyu da mutlaka izleyin. Videonun sonuna koyarım. Hem de ödüllü bir video. İçinde PES 2020 kazanabilirsiniz. Bundan sonra mutlaka onu da izleyin. Ve 3, 2, 1, boom! İşte karşınızda adaylarımız arkadaşlar. Bale, Dam, Aubameyang, Mbappe, Messi, Dembele, Mane, Vinicius Junior, Ronaldo, Sterling, Sané, Salah, Neymar, Costa, Traore, Boli. Yorumlara yazdı şimdi videoyu durdurup. Sizce kim seçilecek en hızlısı? Yorumlarınıza kalp atıyorum. Hile yapmadan şimdi yazın ama yorumlara. Bakalım en hızlı kim? İlk tur kapışan Gareth Bale. Biliyorsunuz arkadaşlar 91 koşuyor. Tam bir makina. 87 şutu var. Bakın gençler ve... 2 numaramız yine 94 hızıyla gençler, Dam sağ orta sağ. O da yine bir makina görmüş olduğunuz gibi. Güçlü ayağı sağ ayağı, sonra Aubameyang arkadaşlar. O da 94 koşuyor, tam bir makina. Görmüş olduğunuz gibi. Ve Mbappe. Mbappe de gençler 96 koşuyor. Mbappe kağıt üstünde favori şu an. Ve bu tur bu dörtlü kapışacak. Haydi bakalım. 3, 2. Bale mi alacak? Mbappe mi? Aubameyang mı? 3 de çok hızlı favoriler. Ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Aha. Evet gençler, çıktılar yola. Kim önde gidiyor hiç belli olmuyor. Orta saha çizgisine ilk varan sanki Mbappe'ydi. Gençler sanki Mbappe önde gidiyor gibi hissettim. Şu diğer çizgide bitecek. Evet, Mbappe aldı. Ben 2 numara aldı sandım ama Mbappe aldı gençler. Burada kazanan Mbappe oluyor. Mbappe ilk elemeyi geçti ama 2 numarada neredeyse aynı hızda geldiler. Bale ile Aubameyang biraz yavaş kaldı. İlk turun galibi o Mbappe. Arkadaşlar Mbappe yarı finalde. Bekliyordum zaten Mbappe'yi. Şimdi ikinci turumuz. Ronaldo, Sterling, Sané ve Muhammed Salah kapışacak. Ronaldo arkadaşlar 90 hızı var. Kral artık hızını kaybediyor gençler. Yaşlanıyor artık. Onun bu yıl alabileceğini düşünmüyorum. Ronaldo 90 pace ile oynayacak. Sterling 93. Kağıt üstünde önde Ronaldo'dan. 93 pace'i var. Benim favorilerimden biri bu tur. Ve Sané o 95 pace'i var. Kağıt üstünde Sané şu an 1 numara. Evet arkadaşlar, ama patlama gücü de önemli o kısa mesafede. Ve Muhammed Salah da 93 ile yarışacak arkadaşlar. Sterling ile Sané kapışır. Bakalım kim alacak. Kağıt üstünde Sané alacak gibi gözüküyor. Ama patlama gücü de önemli. Bakalım kim alacak arkadaşlar. 2, 1 ve başlıyor Ruz. Aha. Patlama gücü sanki Ronaldo'nun iyiydi bayağı. Arkadaşlar orta sahada biraz belli olur. Ronaldo biraz geriden geliyor sanki. Evet, Sané ile Sterling, dediğim gibi Sané ile Sterling kapışıyor. 2 ile 3 ortadakiler. Ronaldo ile Salah geride kaldı sanki. Sané aldı. Kağıt üstünde olduğu gibi arkadaşlar Sané aldı. 2 Sterling, 3 Salah, 4 Ronaldo. Aynen. Sané rahat aldı. Sterling'i de biraz bir adım önde bitirmiş. İkinci yarı finalistimiz Sterling oluyor arkadaşlar. Hadi bakayım. Güzel.
Şimdi üçüncü turumuzda Messi, Ousmane Dembele, Mane ve biri daha yarışacak. Bakacağız şimdi. Messi arkadaşlar 87. Ya kral yaşlanıyor artık. Bayağı hız kaybetmiş. Onun alabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ronaldo gibi. Ousmane Dembele 93 ile yarışacak. Hiç fena değil. Hiç fena değil gençler. Alabilir. Ve Mane, o da 94 ile yarışacak arkadaşlar. Hiç fena değil Mane de. Ve Vinicius Junior da 93 ile yarışacak. Oo, burası da tehlikeli bir tur olacak arkadaşlar. Bakalım, ben Vinicius Junior'la Mane kapışır gibi hissediyorum. Ama Dembele de sürpriz yapabilir. Messi bence sonuncu olacak. Kral tabi bu gençlere karşı ne yapsın? 1 ve başlayacağız. Haydi bakalım. Evet, orta sahada ilk şeyler belli olur orta sahaya gelince. Gençler, orta sahaya ilk o Dembele ile Mane gidiyor gibi. Ortadakiler gidiyor gibi arkadaşlar, Dembele ile Mane. Evet, Mane aldı. Dembele ile Mane çok yakındı. Mane aldı arkadaşlar. Mane birinci, Dembele ikinci. Abbo. Mane yarı finalde. Evet arkadaşlar, son turumuzda da Neymar Junior, Douglas Costa, Traore ve Boli yarışacak. Traore arkadaşlar adama, biliyorsunuz ben hep ucuz takımımızda alırdım, acayip hızlı. Neymar'la Traore kapışır gibi. Evet, Neymar 91 pace. Neymar 91 arkadaşlar. Douglas Costa 94. Çüş. Evet, kağıt üstünde Costa da çok iddialı. Evet, Traore 96. Bekliyordum zaten. Tam bir makine arkadaşlar ama Traore 96. Oha. Arkadaşlar, Traore kağıt üstünde şu an 1 numara. Boli'de 94. O da genç stallardan. Gerçi artık genç starda diyemeyiz. 28 olmuş. Arkadaşlar, Traore ile Boli kapışacak gibi. Bakıyoruz. 2. 1 ve go bro, başlıyoruz. Aha. 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 Arkadaşlar yardırıyorlar. Evet, Traore önde gidiyor gibi. Traore'yi önde gördüm. Ve Costa ile Traore bayağı yakındı. Traore alıyor. Zaten kağıt üstünde de birinci oydu gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta fark atmış. Ve final başlayacak. Arkadaşlar, final dörtlümüz Mbappe, Sané, Mane ve Traore. Abbo. Bence Mbappe ya da Traore birinci olacak arkadaşlar. Bence Mbappe ya da Traore birinci olacak. Evet, Mbappe 96 pace. Sané 95. Mbappe bir önde. Traore de 96 idi. Oo, Mbappe ile Traore bence. Mane 94. Burada Mane bence sonuncu olacak. Ve son yarışmacımız da arkadaşlar Adama Traore. Boom. O da 96. Yani Mbappe ile Traore 96. İkisi kapışacaklar gençler. Bakalım kim alacak. Haydi bakayım. Çılgın mücadele. Hazır mıyız? 1 ve boom. Patlama olarak
aynı gibi hissettim. Orta saha çizgisine kim önde geliyor? Traore bir adım önde gidiyor Mbappe'den. Traore Mbappe'den bir adım önde gidiyor arkadaşlar ve Traore farkla aldı. Dediğim gibi Mbappe ile Traore kapışacaktı ve Adama Traore farkla da almamış arkadaşlar. Yarım adımla almış Mbappe'ye karşı, yarım adım. Foto finish. Yani Adama Traore FIFA 20'nin en hızlı futbolcusu arkadaşlar. Yarım adımla da Mbappe ikinci oluyor. Hatta ikisini birinci diyebiliriz. Mbappe ile Traore birinci oluyor gençler. Ama Adama Traore FIFA 20'nin birinci en hızlı futbolcusu oluyor gençler. Mbappe de ikinci oluyor. Sané üçüncü, Mane de dördüncü oluyor gençler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi FIFA 20'nin de en hızlı futbolcusunu öğrenmiş olduk. Buradan Adama Traore'yi tebrik ediyoruz ve Mbappe'yi de tabii ki, o da yarım adımla kaybetti. Yorumlara yardırın bakalım sizce en hızlı, burada en hızlılardan en sevdiğiniz oyuncu kim arkadaşlar? Yazın yorumlara. Buraya koyduğum videoları izleyin. Sabahki PES 2020 kazanabileceğiniz videoyu da mutlaka izleyin gençler. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man.